Ben birini seveyim de sen de onu sevmiş ol ne olur. Mükerrem'i severim misal. Nerede peki arkadaşımız? Bir şartla söylerim. Mecliste İsmet Paşa'yı sinirlendir, kulaklarını bir köşeye atmasını temin et. Ben de Mükerrem'in nerede olduğunu söyleyeyim. Ondan şüphen mi var? Hadi o zaman gidelim. Fazla bekletmeyelim İsmet Paşa'yı. Bana her yalan söylediğinde kravatında oynuyorsun. Ve bunu bildiğimi bile bile yapmaya devam ediyorsun. Her gün bu vatan evlatlarının Kore'de şehitlik mertebesine erişmiş olduklarına haberleri gelirken Kore'ye yeniden asker göndermek hepinizin takdir edeceği gibi milli bir meseledir. İlk önce bu mesele millete yani bu meclise danışılmalıdır. Kimse bu meclisten daha güçlü değildir. Diktatör ve saltanat sevdalıları bunu ancak rüyalarında gerçekleştirebilirler. Son padişah anlam nerede? Milli şefin karşısında duramaz o. Ben bu iktidarın milletin kalbinde açtığı yaraları kapatamayacağına eminim. Her gün Kore'de şehit veriyor olmanın utancıyla başkanları da dahil yüzümüze bakamayacaklarını çok iyi biliyorum. Yüce Türk milleti onları asla affetmeyecektir. Bu halk sizi affetmez. Genel başkanları yok meydanda. Padişah efendi. Sessizlik lütfen. Sayın milletvekilleri, sükuneti sağlamazsanız devam edemeyeceğiz efendim. Geç iştirakim nedeniyle hepinizden tek tek özür dilerim. Küçük oğlum Aydın'ın ateşli bir rahatsızlığı nedeniyle hastalığı kontrol altına aldığımızdan emin oluncaya kadar evden ayrılamadım. Görüyorum ki bazılarınız ziyadesiyle kaygılı, bazılarınız da her an saldırmaya hazır bir hararet içinde. Paşa Hazretleri yine tüm gücüyle iktidarımıza yüklenmiş. Mevzu bahis olan Kore'de yitirdiğimiz aziz şehitlerimiz ve gönderilmesi muhtemel ek birliklerimiz elbette. Değerli arkadaşlarım, yeniden hatırlatmakta fayda görüyorum. İsmet Paşa bilmelidir ki iktidarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve evlatlarının aleyhinde herhangi bir adım atmamıştır. Hiçbir zaman da atmayacaktır. Daha evladının başından ayrılıp meclise gelemeyen bir baba nasıl oluyor da bu kadar rahat Kore'ye ölmesi için asker gönderiyor? Bu ne sağlığı ver? Beyefendiler, bir türlü anlamak istemediğiniz mesele şudur. Şüphesiz ben, lazım gelirse, üç oğlumu da üç dakika bile düşünmeden bu ülke için şehit vermeye hazır vatanperver bir babayım.
sonhaber.com